Bosna Hersek'te Buna Nehri'nin kıyısında sırtını koca bir dağa veren Blagaj Tekkesi'ne gideceğiz şimdi. 550 yılı aşkın tarihe sahip tekke, dervişlerin iç alemlerine yönelebilmeleri için sessiz sakin bölgelere kurduğu yerlerden biri. Bugün bulunduğu Blagaj Köyü'nün adıyla anılan tekke, asıl adını Sarı Saltuk'tan alıyor. Yüzyıllar önce dervişlerin kendi düşüncelerinden başka hiçbir ses duymamak için kuş uçmaz, kervan geçmez yerlere inşa ettikleri tekkeler bugün de değerini koruyor. Nostra 15 kilometre uzaklıktaki Blagaj Tekkesi de asırlardır Balkan coğrafyasının manevi sığınağı. Taşıdığı tasavvufi gelenekleriyle tekke İslam mimarisinin, kültürünün ve ruhunun bir sembolü olarak halen yüzlerce ziyaretçiye kapılarını açık tutuyor. Burası Buna Nehri'nin kıyısında sırtını sert bir kayaya yaslayan Alperenler Tekkesi. 1270'li yıllarda Anadolu'dan bu coğrafyaya gelerek Müslümanlaştıran Alperenlerden Sarı Saltuk'un makamı içerisinde yer alıyor. Tekke daha sonra Osmanlı döneminde de dervişlere hizmet etti. Tekke günümüzde hem bulunduğu köyün adıyla hem de dünyanın farklı noktalarında makamı bulunan Sarı Saltuk'la anılıyor. Zira Sarı Saltuk, Rumeli'nin kısa sürede fethedilmesinde ve burada İslamiyet'in yayılmasında büyük bir role sahip. Sarı Saltuk'un hayatına dair bilgiler ağırlıklı olarak menkıbelere dayanıyor. Cem Sultan'ın yazdırdığı Saltukname'de Sarı Saltuk'un Hacı Bektaş-ı Veli'nin talebesi olduğu ve Rumeli topraklarına görevli olarak gönderildiği yazıyor. Sırtını verdiği dağın eteklerine kurulu Alperenler Tekkesi bugün müze olarak da hizmet veriyor. Üç katlı ahşap bir binaya sahip olan Alperenler Tekkesi'nin bir bölümünde dervişler yaşamını sürdürürken diğer bölümünde ise hazire yer alıyor. Böylece dünya ve ahiretin tekke ile türbe arasındaki kapı kadar birbirlerine yakın olduğu hissi yaşatılıyor. Sarı Saltuk Tekkesi'nin girişinde ziyaretçileri "Biz canlı her şeyi sudan yarattık" ayeti karşılıyor. Bir ırmağın yanı başına kurulan Sarı Saltuk Tekkesi, bulunduğu bölgeyi besleyen Neratva Nehri'nin doğduğu noktada konumlanıyor ve bölgenin adeta İslam'la hayat bulmasını sağlıyor.